yargıdan bazı isimlerle konuşarak onların yorumlarını ve o sürece ilişkin tanıklıklarına dair bazı bilgiler aktarmış Seyhan Avşar. Bilerek mi bu kişiler oralara seçiliyor sorusu aslında özetle bu. Yani ben bu konularda biraz... Siz hukukçu değil, şimdi bunu evet. Size siyasetçi kimliğinizle soruyorum. Evet, ben biraz bu konularda mutaassıfım. Yani kamu görevlilerinin atanması, kamu görevlilerinin görevlerini ifa etmek noktasında yargının da etkilenmemesi açısından bu konularda biraz mutaassıfım, biraz tutucuyum. Ve bu tutuculuğum da devam edecek. Dolayısıyla bu bahsedilen, yani bu iddia edilen konuyla ilgili HSK var. Bu hakimin vereceği kararla ilgili istinaf aşaması var, Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla bunun doğruluğu, yanlışlığı, haklılığı, haksızlığı, bunların hepsi ilerleyen aşamalarda ortaya çıkacak zaten. Ve gerekli... Bu ben bir iddia olarak geçmiş. Ben bu iddianın evet. Henüz iddia aşamasında bilgilere ve belgeye sahip değilim. Sonuçta bir yargıcın böyle bir sicilden dolayı bugün böyle bir karara verdirdiğine ya da verdirdiğine ilişkin illiyeti doğrudan kurmak bir hukukçu olarak benim tarzıma uygun değil. Ama bununla ilgili HTS kayıtları, baz istasyonu kayıtları vardır, şu vardır, bu vardır, ileriye dönük. Bu bir soruşturma haline geldiğinde. Onunla ilgili bu fotoğrafları çıkan ya da onların arkasındaki networklerle bir ilişkisi çıkar, şu olur, bu olur. Bunlar bir soruşturma konusudur. Yani biz bugün mevcut iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı hatırlıyorsanız bir dönem Ergenekon Balyoz davaları bu davanın savcısıyım demişti. O zaman da aynı duruşu sergiledik. Yani davanın yargılaması, hakimin soruşturması, savcının kovuşturması hakimin konusu. Siyasetçinin konusu değil. Bakın bir kararı eleştirebiliriz. Hı hı. Bir kararı da eleştirmeliyiz de. Biz bu kararı eleştirirken aynı zamanda elimizdeki doktrinler, argümanlardan eleştiriyoruz. Yani şimdi Sayın İmamoğlu'na 10 yıl ceza verseydi buna tepki vermeyecek miyiz yani? Cezanın alt haddi 3 ay, üst haddi 2 yıl. Bütün olumsuzlukları bir araya getirin, 1 yıl 2 aydan fazla ceza veremez. Bu da zaten 2 yılın altında. Yani o siyasi yasak kavramlarını falan ortadan kaldırıyor. Tüm bunları hesapladığınız zaman ben bunları mesleki formasyonumla eleştiriyorum. Ve bütün bu argümanları bir araya koyduğunuz zaman gezegenlerin aynı yörüngeye girmesi gibi bu çok sağlıklı bir süreç değil. Bu bir hukuki karar da değil. Hayatın olağan akışın olduğu gibi. Karar yani, adil olmadığı gibi hukuk standartlarında, yani benim okuduğum hukuk standartlarında değil bu karar. Peki o zaman Bülent Turan, Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli... yani bu karar yargı aşaması devam ederken buradan bir mağduriyet üretmek, Cumhurbaşkanı'nı hedef almak büyük haksızlıktır. Yani aslında hepsinin özetle söylediği bu. Bir yanda bu var. Burada nerede Cumhurbaşkanı'na haksızlık yapılıyor? Bir onu sormak istiyorum. Bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde bizim parlamento muhabirimiz Şeyma Paşa Yiğit ilk günden beri, bu karar verildiği dakikadan beri 2 gündür kulislerde geziyor ve orada da şöyle bir yorum bizzat tanık oldu Şeyma. İyi Parti'nin yargı içinde nüfuzunu kullanarak gülebilirsiniz ama yorum bu. İyi Parti yargı içinde nüfuzunu kullanarak hem CHP'ye kumpas kurdu hem AKP'ye kumpas kurdu. İddiası bizzat AKP yetkilileri tarafından dillendiriliyor. Yani bunlar yetkilileri diyorum, önemli isimler, hukukçu isimler bir kısımda. Yani bu bahsettiğiniz tam bilmiyorum ama sanıyorum paranoid şizofreni belirtileri. Yani acil bir şey yapmalar lazım. Bu akıl sağlığı ile ilgili bir problem var böyle bir iddiada. İddiada bulunmak siyaseten tartışabiliriz. Ama o makamlarda oturan, o sıfatları taşıyanların bunu dile getirmeleri siyaseten izah edecek bir konu değil. Bir sürü argüman var başka türlü. Bu değil. Yani İyi Parti'nin yargı üzerindeki kumpas yetkisi ve etkisi ise Sayın Genel Başkanımızla ilgili 7 yıldır FETÖ soruşturması var. Yani bu cümleyi kurma cüreti gösteren cahillere sesleniyorum. Hukuk ve vicdan cehaleti içindekilere sesleniyorum. Genel Başkanımla ilgili 7 yıldır FETÖ soruşturması var. Sakız gibi çiğniyorlar ağızlarında. Ve kapatılmıyor dosya. Sakız gibi ağızlarında çiğniyorlar. Kapalı toplantılarda bık bık bunları konuşuyorlar. Bununla ilgili ithamlar, haberler, isnatlar ve tutumlarda bulunuyorlar. Tabii bu da anayasaya aykırı bir durum biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de aykırı bir durum.
7 yıldır bir soruşturma tehdidi. Ha bu tehdit Meral Akşener için vız gelir, tırıs gider de o çok önemli değil. Ama şimdi bak akılla mantıkla bağlarını kesmişler. Bir iddianame... Ya taklit yapıyorlar. Bakın ya bunların ciddi bir psikolojik rahatsızlığı var ya da taklit yapıyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Burada Sayın Bahçeli'nin ve AK Parti'de biraz önce Ömer Çelik'ten örnek verdiniz. Sayın Bülent Turan'dan örnek verdiniz. Onlardan da aslında şunu beklememesi gerekiyor toplumun. Evet bu konuyla ilgili bunun bir mağduriyet yaratma vesaire gibi kavramlarla tespitleri olabilir ama önce şunu tespit edeceğiz. Yani bir cümlenin öncülü olmadan ardılı olmaz. Önce diyecekler ki Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin 1-3-4-5 fıkralarına göre 3 aydan 2 yıla kadar olan bir cezanın bütün olumsuz şartların bir araya geldiğini değerlendirdiğimizde ve bunun bir hakaret olduğuna kanaat getirdiğimizde ki burada konu Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin şahıslarına yapılan bir durum yok. Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin hiçbirinin şikayeti yok. Bir. İki. Şimdi diyecekler ki bu işte kamu görevlisine hakaret şikayete bağlı değil. Tamam o zaman ikinci soruyu soruyorum. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bu hususa ilişkin açtıkları tazminat davası var mı? Bana hakaret etti diye. Yok. Dolayısıyla hani birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Sayın Sadi Güven bu konuyla ilgili bildirimde bulunan, yetkili makamlara bildirimde bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, onun da 9 sayfalık seçimin iptal edilmesine ilişkin muhalefet şerhi var. Yani seçim iptal edilmemeli diye muhalefet şerhi var. Az önce söylediğim haber, onu da madem öyle tekrar buraya geldik. Dedim T24'ten Eray Görgül'ün haberi. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel'e, ben özür diliyorum YSK demiştim, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisine namussuz, alçak, aciz, kendini tımar et. Bu sözler bana ait değil değerli izleyenler, özür diliyorum. Sözleriyle hakaret eden MHP'li eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın hakkında para cezasını yeterli bulmuş mahkeme. Yani emsali var. O yüzden diyorum yani milletimiz de bu konuda müşteri olsun. Yani İSNAF ve Yargıtay deneyimli yargıçların üye olarak görev yaptıkları bir alan. Burada matematiksel başka bir durum var. Yani bugün Türkiye'de sanıyorum 24 bin küsur hakim savcı var. Bunun yaklaşık 6 bine yakını 17-25 Aralık'tan önce mesleğe başlamış ve hala devam edenler. Dolayısıyla yaklaşık 18 bini, 17-18 bini, rakamları da böyle bin bin atlıyorum ama lütfen bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için hassasiyet gösteriyorum. Ona 17-18 bini 17-25 Aralık'tan sonra göreve başlamış hakim savcılar. Şimdi bu 6 binlik kitlenin büyük bir kısmı kıdemleri itibariyle, meslekteki kıdemleri itibariyle İSNAF'ta ve Yargıtay'da. Dolayısıyla hem mesleki deneyimleri hem mesleki kıdemleri itibariyle hem İSNAF'ta hem Yargıtay'da bu mahkeme kararı bir tokat gibi hukuku da tecelli ettirilerek olması gereken şekle döneceğinden ben eminim. Şimdi bunu, siz bunu söylediniz diye bütün atamalar falan yeniden bir düzenlenebilir mi? Yok, öyle yapabilecekleri yani, bir şey yok evet, ama evet, hakim savcılık teminatları... Bunu yaşadık daha önce. Tırnak içine söylüyorum. Bu meslek gruplarında, bu yaş ve kıdemlerde, özellikle Yargıtay'da bir teminat durumu söz konusu. Yerel mahkeme hakimleri için bir teminat durumu maalesef kağıt üzerinde var. Ama uygulamada yok. Ama tabii bu cümlemden hani neydi? Biz ne yapıyorduk? İyi Parti... Yargıdaki nüfuzunuzu kullanarak kararı çıkarttırdınız. Tamam. Gerçekten yani üzücü, gerçekten üzücü. Şimdi Sayın Turan'ın, Sayın Çelik'in açıklamaları noktasında ben her iki isminle normal şartlarda dil ve üsluplarını yakından takip ederim. Özenlidir dil ve üslupları. Yalnız burada biraz önce söylediğim gibi öncelikle bu yargılamanın Türk Ceza Kanunu'ndaki maddelerle alakası olmadığını, bu yargılamanın benzer yargılamalardan farklılaştırıldığını, öncelikle bunu bir itiraf edecekler. Böyle ceza, böyle karar olmaz diyecekler. Önce bunu söyleyecekler. Önce bu konuda bizimle müşterek bir noktada buluşacaklar. Bu çünkü siyasetten ayrı bir durum. Bu hukukla alakalı, hukuk bilimiyle alakalı bahsettiğim. Sonra... Bu maddeler...
Ondan sonra siyasi yorumlarını yapabilirler. Siyasi yorum şuydu: en çok bu işten İyi Parti ve Meral Akşener mutlu oldu bu sonuçtan, yani gibi bir yorum bizim bir sonuçtan mutluluk durumumuz söz konusu değil. Türk yargısının vicdanları kanattığı bir alanda biz mutlu olmayız. İnsanların adalete güveninin sıfırlandığı noktada biz mutlu olmayız. Bir yargıcın yargılama sürecini tartışmıyoruz bakın. Yargılama süreci hakimin şeydir, namusudur. Hakimin alanıdır yargılama süreci. Biz orayı tartışmıyoruz. Biz ortaya çıkan kararı tartışıyoruz ki bu benim en doğal hakkım. Bir hukukçu olarak hakkım. Bir vatandaş olarak hakkım.